kuruluş gününden bugüne kadar arkadaşlara aşılamış olduğum bir şey var. Biz en iyisi olacağız. En iyisi olmak için çalışacağız. Ben bunu arkadaşlarıma inandırdım ve bugün gelinen noktada biz Sakarya vilayetinin belki de en küçük kooperatifiyiz ama iş anlamında emin adımlarla ilerleyen bir kooperatifiz. Bunu da inşallah sonuna kadar hep beraber götüreceğiz ve elimizden geleni en iyisini yapacağız. Bizim farkımız şu, biz Sakarya'ya bugün 60 kilometre uzaklıktayız. Bolu il sınırının yanındaki bir kasabayız, yani bir mahalleyiz. Şimdi biz buradaki sevkiyatlarımızda bir Sakarya'da işte efendim belli ilçelerinden araç bulmada, temin etmede, hizmeti yapmada bana göre bir numarayız. Bu çok önemli bir şey. Bir lojistik üstü olan ana yol diyelim, otoban E5'den biz bugün en düşük 32 kilometre uzaklıktayız. Sapa bir yer. Eğer ki buradaki sevkiyatlarımız net, emin adımlarla bu araçları buraya getirebiliyorsak burada tabii farkımız bu. Arabacı bizi beklemiyor. Biz arabacıyı buraya en iyi şekilde aşık etmek için mücadele ediyoruz ve bundan dolayı da çok büyük başarımız var. Buraya gelen bütün arkadaşlarımıza Türkiye'den doğusundan batısından, güneyinden kuzeyinden gelen arkadaşlara hepsine çok teşekkür ediyorum. Bizim Sakarya'mızın Akyazı'nın Dokurcun mahallesi, önceden beldeydi burası. Burada kurulan bir su fabrikası, Assu olarak. Onunla beraber kuruluşumuzu yaptık. O düzeyde bugüne geldik. Çok şükürler olsun. Bugün işlerimiz gerçekten güzel. Efendime söyleyeyim, Türkiye'nin belli illerine sevkiyatlarımız devam ediyor. Fabrika bizden, biz kendimizden. Biz kendimizi severek, işimizi de seviyoruz. Buradaki ortak arkadaşlarımız, ortaklarımız, ne gerekiyorsa, helalından ne olması gerekiyorsa hepsini yerine getirmeye çalışıyorum. Assu firması yönetim kurulu başkanından, burada o fabrikayı kurmada yardımcı olan eski belediye başkanı, bütün şahıslara tek tek ayrıyeten şahsım adına teşekkür ediyorum. Biz de elimizden ne geliyorsa, kesinlikle ve kesinlikle şuna karşıyım. Çok biliyorum, çok yapıyorum. Ben bu işi dört dört, böyle bir şey. İşimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Çok başarılı dediğimiz zaman yenildiğimiz andır. Adnan Bey, yani insanlarımız şunu iyi bilecek. Önce kendisine, sonra işine saygı duymayı, ekmeğine sonuna kadar sahip çıkmayı bilecekler. Ve kooperatifimizin bugüne kadar geldiği, takip ettiği yol bu. Ve bundan dolayı da çok başarılı olduğumuza inanıyorum. Kamyoncu, tırcı esnafımız bugün hakkı olan gerçek verimlilik dönemini yaşıyor. Bu da bunların hepsinin hakkı. Yani bu ispatlı. Bence şahsım olarak ben şuna çok önem veriyorum. Yaşamışlık, görmek, kat etmek yapılmadıktan sonra gerçekleri anlatamaz. Bugün esnafımız tek tek ispat etmiş ve verimlilik dönemini 2 seneden beri evet yaşıyor. Kazanıyor. Evet, kazanıyor. Bence de hakkı, helalı hoş olsun. Dokurcunumuza kattığımız her tarafta tanıtmaya çalıştık. Ve artık Dokurcun Assu'nun sayesinde bizlerin de katkısıyla önceden belediyemizin, efendimiz şu anda mahalle muhtarlığımızın katkılarıyla Dokurcun beldesini biz şu anda tanıttık. Bizim için en güzeli bu. Bizim Dokurcunumuz garip bir yerde. Sakarya vilayetinin en ters köşesi.
bugün olsun emellerimize, hayallerimize adım adım gidiyoruz. Buradaki vatandaşımızın bundan önceki kamyonculuk, tırcılık dönemini dışarılarda gurbette yapan insanlarımızı buraya topladık, bir araya getirdik. Başarımız da inşallah bundan sonra da devam edecek. Bundan sonra da yöremizi, insanımızı her yerde inşallah tanıtacağız. Yerimiz 6 dönüm ama yetmiyor artık bize. Yani o kadar büyüdük ki yetmiyor. İdare binamız yetmiyor. Bunları inşallah Akyazı Belediyesi'nin katkılarıyla imar bölümlerinde bize yardımcı olacaklarına inanıyorum ben inşallah. Ona göre yeni bir yer, yeni bir idari bina, yeni büyük bir arsa tabii ki büyüyeceğiz. Yani bunlar hayallerimiz bunlar. Bence şuradan başlamak lazım önce. Kamyoncu, tırcı esnafını devletimiz, kurumlarımız bu 2 seneden beri benimsemeye başladı. Yani alt tabakada kurtulmaya başladık. Sınıf atladık. Bu sınıf atladıkça bizlere bakılan iyi niyetli kişiler, toplumlar olduğumuz zaman işte o zaman bütün sorunlar ortadan kalkacak. Şimdi ben size şunu desem, tabarak sorunu desem, bunu desem, hayır efendim. Bunlar bir sadece bahane. Önce devletimiz bize bu kurumlar, çok önemli kurumlar diye bakacak ki biz başarılı olacağız. Bahaneler konuşmayacağız. Pandemi dönemi yaşadık. Yollarda kim vardı? Otobüs esnaflarından bizim tırcı, kamyoncu esnaf arkadaşlarımız vardı. Artık yani biz sınıfı geçelim tabii. Biz sınıfı atladık, sınıfı geçtik. Bence bu 2-3 değil. Biz ortaokulu bitirdik, liseyi de bitirdik. Artık üniversitede daha bir yerler gelmek için mücadele edeceğiz inşallah. Kooperatifler çok önemli Adnan Bey. Kooperatifler bireyleri bünyesinde barındıran kurumlardır. Lütfen bütün arkadaşlarıma ben sesleniyorum. Kooperatif arkadaşlarıma, yöneticilere, başkanlara sesleniyorum. Herkes kooperatiflerine gerçek aşk ve gönülle sarılsınlar. Bunlar çok önemli. Bu kooperatifler zayıflarsa bireyler kaybolur. Depremin ilk gününden, ikinci günden itibaren doğu bölgelerimize yoğun bir sevkiyat oldu. Ve biz bu sevkiyatı önceliği buralara verdik. Eşimizi, dostumuz hepimizi devreye soktuk. Ulaştırma Bakanlığı, 13. Bölge Müdürlüğü Bolu tarafından ufak toplantıda araç bulumu ihtiyacında dolayından dolayı bizlerden yardım istediler. Bence bu yardım değil, bir şekilde emir. Devletimiz tarafından evet, boynumuz kıldan ince. Devletimiz, insanımız için, vatandaşımız için, evimiz tabii gereken her şeyi yaptık burada. Öncelik bütün doğu illerimize verildi. Oradaki deprem bölgelerine verildi. Bu Sakarya'daki bütün lojistikler dahil, kooperatifler dahil ben hepsine buradan teşekkür ediyorum. Biliyorum Sakarya bu konuyla ilgili çok daha duyarlı. İş potansiyeline göre dışarıdan bayağı bir nakliye veriyoruz. Belirlediğimiz onlar da sabit olan arkadaşlardır. Buradaki sevkiyatımıza göre 40 ise 40, 50 ise 50. Bugün 90 tıra kadar hiç zorlanmadan sevkiyatımızı yapabiliriz. Biz bundan dolayı da yine söylüyorum ASSU, Askale firması yönetim kurulu başkanı Sayın Yaşar Bey'e de çok çok teşekkür ediyorum. Burada emeği olan, elini taşın altına koymuş bütün insanlara da ayrıyeten şahsım ve kooperatifim adına da teşekkür ediyorum.